Ama senin ardında Mevla'nın yardımı olunca şeytanın belini indiriyorsun işte aşağı. Şeytan nedir? Bir avuzu besmele onu efendim doğuya batıya uçuruyor. Ama çeken yok işte. Anladın mı? Adama diyorsun bir avuzu besmele çek abi diyorsun. Çektim diyor. Lan hiç duymadık. İçimden çektim diyor. İçinden çektiğine gitmiyor. Dışından çekeceksin. Tabii bu hizmetlerin, bu gayretlerin, bu çalışmaların hepsi niçin olacak? He? Allah için olacak. Dünyalık, şeytani işler girmeyecek. Hepsi Allah için. Şeytan ne yaptı? Bir tanesi duydu ki filanca efendim beldede, mahallede bir ağaç varmış. İnsanlar onu ilah edinmişler. Ağacı putlaştırmışlar, ona tapıyorlar filan. Ben dedi böyle iş mi olur dedi ya. Öfkelendi adam şimdi. Bizim efendim ne abisi artık. Bu çok ağrına gitti. Aldı baltayı. Tamam mı? Dedi ki gideyim de şu ağacı dedi bir yerle yeksan edeyim, parçalayayım filan. Tabii şeytan boş durur mu? Ya durmaz cemaatim Müslüman. Buraya gelince kaç takla attırdı size söyleyeyim bak. He? Kaç defa karar aldırdı, bozdurdu cemaatim Müslüman. Bu böyledir bu hain. Ama bunun bel kemiğini kırdığınız zaman güzel kuluzdur bizler. Anladın mı? Seninle uğraşan şeytan bizimle de uğraşıyor. Biz erdik mi sanki? He? Öyle bakıyorsun hoca her şey tamam. Hoca bitmiş. Öyle bir şey yok. Hepimizden uğraşıyor bu şeytan. Hep birlik olacağız. Belini kıracağız. O bizim belimizi kırarsa cehennemi boylarız ona göre. Dünyada da neşen olmaz, huzurun olmaz. Durdurdu bunu. Doğru. Hop, bakalım. Nereye gidiyorsun? Dedi ya filanca dedi mahallede ağacı putlaştırmış, ilahlaştırmışlar. Allah'tan başkasına tapılır mı dedi. Gideceğim ağacı dedi kıracağım filan. Yavaş ol bakalım dedi ya. Senin dedi ne haddine dedi ya. Sana ne dedi millet ağaca taparmış, neye taparmış. Sen dedi işine gücüne bak. Öyle şey mi olur dedi ya. Efendim biz Müslümanız dedi. Böyle şeyleri dinimiz yasaklıyor dedi filan. Abi takva yani. Anlattı. Şeytan ona dedi ki seni bırakmam dedi. Tabii şeytan insan kılığında anlamıyor ki. Dedi ben de seni dedi yıkarım aşağıya giderim dedi. Gel dedi yıkabiliyorsan yık. Bunlar bir tutuştular birbirlerine. Efendim şeytanı devirdi. Bir daha efendim çıktı şey kalktı şeytan bir daha devirdi. Üç defa böyle. Üçünde de ama sırtını yere indirdi yani şeytanı. Artık şeytan ki şeytan yani. Ne kadar esasen değil mi güçlümez. Bir anda dünyanın bir ucundan öteki ucuna gidiyor. Ama senin ardında Mevla'nın yardımı olunca şeytanın belini indiriyorsun işte aşağı. Şeytan nedir? Bir avuzu besmele onu efendim doğuya batıya uçuruyor. Ama çeken yok işte. Anladın mı? Adama diyorsun bir avuzu besmele çek abi diyorsun. Çektim diyor. Lan hiç duymadık. İçimden çektim diyor. İçinden çektiğine gitmiyor. Dışından çekeceksin. Anladın mı? O zaman nasıl kaçıyor bak. Sinirlendin mi yapın. Hiçbir şeyiniz kalmaz Allah'ın izniyle. Dedi ki peki dedi. Sen kazandın dedi. Ben seni yenemeyeceğimi anladım. Lakin dedi sana bir teklifim var dedi. Nedir o teklif? Dedi ben sana dedi sen bu işten vazgeçersen her gün yatağının şöyle köşesini kaldıracağım dedi. Oraya dert sarı altın koyacağım dedi. Ne güzel bir teklif dedi ya. Yapar mısın dedi gerçekten. Yaparım dedi. Sen dedi geri döneceksen, sözümü dinlersen, bu işten vazgeçersen. Şeytanın pazarlığını anlıyorsun değil mi? Milletin o ağaca tapması ona ne kadar yarıyor? Milletin cehenneme doluşması, kafir olması ne kadar yarıyor? Anladınız değil mi? Efendim, tamam dedi. Sözünü tutan sen dedi. Ama yanlış yok. Getireceksin 4 sarı altın. Tamam. Gitti. Bir gün, iki gün tak kalkıyor. Bak, sarı altınlar filan tak keseye. Geliyor. 4 sarı altın. Bir gün, iki gün, üç gün. Dördüncü gün oldu. Bizimki baktı ki altınlar yok. Kızdı. Çok öfkelendi. Lan bu da bizi mi kandırdı? Ne yapıyor? Neyse gelir belki filan. Bekledi o gün.
Ertesi oldu. Baktı yine altınlar yok. Bu sefer aldı baltayı. Şimdi görürsün sen dedi. Nereye gidiyorsun dedi ya filan. Dedi o ağacı keseceğim dedi. Söz verdiğin altınları niye getirmedin dedi sen filan. Dedi ki sen o ağaca hiçbir şey yapamazsın. Şeytan dedi ona. Niye dedi? Sen dedi o zaman çıktın yani. Benim sırtımı yere getirdin, devirdin ya. Ha. Sen o zaman Allah için çıkmıştın yola. Seni değil ben, bütün kainat bir araya gelse, Allah'a karşı Celle Celle ne kadar güçler toplansa, senin sırtını hiçbiri yere getiremezdi. Çünkü senin gayen Allah rızasıydı. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Lakin şimdi sen o 4 sarı altın gelmedi diye kızdın. Nefsin için çıktın yola. Seni dedi var ya şurada boğarım, gebertirim dedi. Dön çabuk. Tamam dedi. Döndü. Bu kadar. Mesele budur. Allah'ım yaptığımız cümle işleri rıza-i şerifi için yapmak nasip eylesin. Nefsimizden şeytanın vesveseleriyle iş yapmaktan muhafaza eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala